Niye şu Aksa Türkiye'yi yeni mi icat ettiniz? Şimdi Aksa Türkiye aslında tek bir çatıda hayat dışı, hayat emeklilik icra edilen bir sigorta organizasyonu. Ve Türkiye'de yeganeyiz aslında bu çatıda çalışan. Yani diğer şirketlerimiz de çok müstesna hizmetler veriyor ama ayrı ayrı kimliklerle. Biz tek çatıdayız. Ama hayat emeklilik tarafımız bizim gelişime açık ve hazır olmamız gerekiyordu. Altyapı olarak, organizasyon olarak, ürünler olarak. E, fiyatlama olarak, aktüerya olarak, büyüklük olarak e, ve hayat dışı ile sinerji yaratmak için de e, özellikle IT platformumuzdan tut acenteye e, sağladığımız e, performans yönetimine kadar konsolide bakmamız gereken bir güne gelmeyi bekliyorduk. Biz aslında grupama satın almasından önceki yıl hazırdık. Ama grupama satın alması ortaya çıkınca tabii öncelikler değişti geçmiş yılı biraz da deprem gündem'e gelince ve gündem olmak zorunda olunca bu yıla bıraktık. Dolayısıyla Aksa Türkiye bizim için bundan sonra hep Aksa Türkiye zaten çok yakışıyor ki iki kelime birbirine yani Aksa ve Türkiye hayat emeklilik ve hayat dışını beraber yönettiğimizin bir simgesi aslında bizim yapımızda da. Aksa bir holding arkasında hayat dışı ve hayat emekli iyi şirketimiz var. Sahibi de bir holding, o holding de yurt dışı sermayelere ait. İşte bu çatıyı daha açıkçası şeffaf kılmak, özellikle acenteleriyle iş yapan bu kurumun hayat emeklilikte de acenteleriyle iş yapma niyetini ve kararını ortaya koymak için öne attığımız bir kavramdı. Aksa Türkiye, benim yaklaşık yani bir buçuk yıldır şirket içinde çok dile getirdiğim Hı -hı. ama hem acentelerimizle hem de sizlerle paylaştığımız yeni bir dönem bizim için. Bundan sonra çok sık duyacağız Aksa Türkiye kelimelerini. Yeni bir şey değil. Var olanın yapısını hazır ettiğimiz için tekrar Şimdi paylaşın Şimdi iletişim diline çevirdiniz, evet, anladığımız kadarıyla. Yani bizim grup raporlamamızda hepsi Aksa Türkiye Aksa olarak Türkiye. geçiyor. Yani buradan gruba ne raporlama versek Aksa Türkiye olarak raporlanıyor. Ee, ama çok açıkçası e, olumlu karşılandığını düşünüyorum, öyle bir geri bildirim sinsizliğinde yaşadık, e, zamanlamamızın da bugüne denk gelmesi hazırlık evresiyle ilişkili aslında, başka bir şey yok ama buradayız yani Aksa Türkiye olarak.